Deprem felaketinin ertesi günü biz zaten dayanışma başladı. Bütün şubelerimizden Ankara olarak bir birlik içerisinde malzeme topladık. Bütün üyelerimize çağrılarda bulunduk. Buradan kaç tane sayısız tırlar gönderdik deprem bölgesine. O malzemeleri gönderdikten sonra Ankara'ya bir akın, bir göç olduğunu hissettik. Bu bize gelen telefonlardan, mesajlardan ve gördüğümüz böyleydi. Sonra bir gün öncesinde baktık ki bunun için bizim bir barınma yerine ihtiyacımız var. Hani biz yiyecek, evet yiyecek, eşya her şeyi gönderdik. Fakat şu an en önemli problem barınma ve ısınma. Bunun doğrultusunda böyle bir ihtiyaca çıktı meydana. Bu karar alındı ve şu an canlarımız, bütün kadınlarımız el birliğiyle bu yatakhanemiz 100 kişi kapasitesinde hazırlandı. Şu an en son hazırlıklarımız bitiyor. Sanırım da bugün de gelmeye başlayacaklar. Şu an için bizim kıyafet ihtiyacımız yok. Yeterince geldi. Biz deprem bölgelerine de gönderdik. Şu an için tek ihtiyacımız bizim yiyecek, kuru gıda. Bunun dışında hak lokmalarını canlarımız buraya gönderirlerse, hatta yardımda bulunacak canlar, bütün herkes bizzat buraya gelip depremzedelere bizzat kendileri verirse daha makbule geçer. Fikriyat artık insanlarımızın hızla bölgeden büyük şeyler akınlattığını görünce artık insanlarımız sokaklarda, orada, burada kalma durumu ortaya çıkınca buna kayıtsız kalamadık doğal olarak tabii ki. Biz tarihimiz boyunca kapılarımız her zaman herkese açıktır. 72 millete bir nazarla baktığımız için kapılarımızı hemen açtık. Evet, 100 kişi ağırlayacak duruma getirdik burayı. Burayı şu anda işin açıkçası istasyon olarak kullanacağız. Yani dışarıda hiçbir vatandaşımız, hiçbir yurttaşımız kalmasın. Buraya alacağız, ağırlayacağız. 3 gün, 5 gün, 10 gün onları ağırladıktan sonra onların uygun kalabileceği şartlardaki yerlere nakletmek için yerler ayarlayacağız. Oralara transfer edeceğiz. Burası bir istasyon olarak kullanılacak. Şu anda ilk diyebiliyoruz biz. Bizim cemevimiz burada ilk. Türkiye'deki tüm cemevlerimiz açıldı. Her taraf açıldı. Yani hiçbir kapalı cemevimiz yok. Zaten insanlarımız bu konuda çok duyarlı. Şu anda her türlü insanlar kılık, kıyafet, yiyecek, içecek, temizlik malzemesi her türlü desteği şu anda sağlıyor. Yani işin açıkçası şunu söyleyeyim. Vatandaşımız, milletimiz devletten önce üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Ve hızla da yapmaya devam ediyor. Hatta başımızı kaldıramıyoruz yardımlardan şu anda. Evet, yemekhanemiz var. 260 kişilik bir yemekhanemiz var. 3 öğün burada yemekler de karşılanacak. Bununla ilgili hazırlıklarımız da tamamlandı. Bir saat sonra falan misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Şu anda bulunduğumuz mekan klimalı. Yemekhanemiz klimalı. Artı şu anda hazır vaziyette sobalarımız var. Hazır vaziyette tutuyoruz. Eğer bir daha çok hava şartları soğursa insanları üşütmeyelim diye her türlü sobalarımız da hazır. Kurulmaya hazır vaziyette şu anda. Yaşındayım. Çok güzel seviniyorum yani. Burada depremzedeler burada yarın ya da bugün gelecekler, kalacaklar. Yani onlar için bir şeyler yapıyoruz. Güzel yani, gurur duyuyorum yani. Gelen yardımlar ihtiyaçları karşıladı. 10 tır götürdük. Birini kendim götürdüm. Adıyaman'da Zülfikar Yılmaz kampına teslim ettik. Zülfikar Yılmaz Adıyaman Şube Başkanımızdı, bizim göçük altında kaldı. Mevcut durumda gıda ve maddiyata ihtiyaç var. Depremzedeler gelmeye başladı. Maddiyat ve gıda ihtiyaç var. Buna dair halkımız duyarlı, halkımız yardıma koşuyor. Yardıma geliyor ilk günden beri. Akın akın geliyor yardım halkımız. Şey yapmaya geliyor, malzeme taşımaya, tır yüklemeye geliyorlar. Şimdi maddiyata ihtiyaç olacak. Ve gıda yardımı. Giyim anlamında ya da yatak, yorgan, döşek anlamında bir eksiğimiz yok. Canlarımız sağ olsun üyelerimiz. 100 tane deprem zedeyi barındıracak yatağımız hazır durumda şu anda. Zaten 10 tıra yakın yardım malzemesini daha önceden gönderdik. Ama sonradan oradaki canların oradan kaçtığını tabiri caizse öğrendikten sonra ve çok fazla sayıda insanın illere akın ettiğini duyduktan sonra en azından bu insanların geçici konaklamalarını sağlamak adına cemevimizi bu hale getirdik. Bir aile bütün fertlerini kaybettiğini, İstanbul'da olan bir genç arkadaşın ailesinin bütün fertlerini kaybettiği için de kendisinin intihar ettiğini duyduk. Toplumun psikolojisi de çok kötü durumda. Bilmiyorum, hep beraber burada gördüğünüz halk inanılmaz destek veriyor ama yönetenler yetersiz kalıyor. Bunu gözlemliyoruz. Şu anda bizim Alevi Bektaşi Federasyonu'na bağlı örgütlerimiz
veya diğer Alevi örgütlerimiz, sol sosyalist demokrat kuruluşlarla beraber bir kriz masamız var. Biz buraya alacağımız canları özellikle onların yönlendirmesiyle kabul etmeyi düşünüyoruz. Çünkü o kadar çok art niyetli insan var ki bundan faydalanmak isteyen. Daha dün geldi 5-6 kişi. Art niyetle kol geziyor. Maalesef insanların bu acı gününde herkesin niyeti farklı. Ama güzel olan şu, ne kadar çok güzel insan var ki, güzel yürekli insan var ki biz bunu bu 5 gün süreci içerisinde inanılmaz yaşadık ve insanlarımızla gerçekten gurur duyuyoruz. Depremzede canlarımız bir gelsinler, duyarlı canlarımız da gelsinler, ziyaret etsinler. Bebek varsa bebeğin ihtiyacı, anne varsa annenin ihtiyacı neyse ona yardımcı olalım. Bu saatten sonra aslında maddiyat, ihtiyaca göre maddiyata ihtiyaç olacak. Ben buradan canlarımıza çağrı yapıyorum. Lokmalarını buraya yapsınlar, buradaki canlara yapsınlar. Artık deprem bölgelerindeki canlarımız da, kriz masası da çağrı yapıyor. Arkadaşlar artık kıyafet göndermeyin diyorlar çünkü. Bu saatten sonra ihtiyaca göre sadece bir şeyler alınacak. Ona göre gelsinler, sorsunlar, kriz masalarına sorsunlar. İhtiyaç fazlası şeyleri lütfen alıp göndermesinler. Sadece ihtiyaçları göndersinler. Pir Sultan Abdal Yeni Mahalle Şubesi Cem Evi'ndeki dostlara, buraya yardıma gelen herkese teşekkür ediyorum. Tamam.